Afet bölgesindeki ilk konteyner çarşı pazartesi günü Elbistan'da açılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kurulumunu üstlendiği çarşı 5000 metrekare üzerine kuruldu. Bu haberle bizler de bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra hafta sonu ana haberde Osman Çapoğlu var. TV100'den ayrılmayın efendim. İlk konteyner çarşı açılıyor. Depremin yıktığı Elbistan'da neredeyse ayakta bina kalmadı. Bunun içinde iş yerleri de var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de kentte konteyner çarşı kurmak için hemen harekete geçti. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmasıyla yapımı devam eden konteyner çarşının yapımının %90'ı tamamlandı. Konteyner çarşıda 90 konteyner yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde ilk konteyner kenti hayata geçirdikleri gibi yine ilk konteyner çarşıyı da Elbistanlı vatandaşların hizmetine sunacağını vurguladı. Kahramanmaraş'ta AFAD Kayseri Sokağı'nın yer aldığı bölgenin ilk konteyner kentini kısa sürede hayata geçirmiştik. Söz konusu geçici barınma alanında 117 depremzede aile huzur içerisinde ikamet ediyor. Aynı şekilde Elbistan'da da hayatı yeniden imar etmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Büyükkılıç afet bölgesinde bir ilk olacak konteyner çarşı tamamlandığında Elbistan'da ticari yaşamın normale döneceğini ve sosyal donatılarıyla önemli bir eksikliğin giderilmiş olacağını söyledi. Antakya Demir Köprü karayollarında çalışmalar sürüyor. Son durumu bizlere Ceren aktaracak. Ceren sendeyiz. Evet, Büyük Kahramanmaraş depremiyle birlikte biliyorsunuz ki Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, ancak yalnızca binalar değil karayolları da zarar gördü. Şimdi kameraman arkadaşım Tolga Şahin'le birlikte sizlere görüntülüyoruz. Antakya Demir Köprü Reyhanlı Karayolu üzerindeyiz. Depremin büyüklüğünü aslında gözler önüne seriyor. Yol tamamen ikiye ayrılmış durumda. Burada çalışmalar başladı, onu görüntüleyelim. Karşıda Trabzon'dan gelen Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladılar ve yol çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanması, eski haline getirilmesi planlanıyor. Yine bir ay içerisinde de burada bu yol ulaşıma açılacak. Tolga Şahin şimdi sizlere görüntüler. İlerleyelim biraz daha. Evet, Büyük Kahramanmaraş depremiyle birlikte dediğimiz gibi Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, çok sayıda can kaybı oldu ve o depremde çok sayıda birkaç deprem daha oldu Hatay merkezli, ama burası Kahramanmaraş depremiyle birlikte bu hale geldi. Yol tamamen bir tarafı gördüğünüz gibi çökmüş durumda. Tolga Şahin sizlere şimdi görüntülüyor. Depremin aslında boyutunu gözler önüne seriyor bu görüntü. Ve hemen çalışmalar başladı. Şu anda burada ulaşım tek şeritten devam ediyor. Görüyorsunuz araçlar tek şeritten Reyhanlı'ya doğru, Antakya Demir Köprü Reyhanlı Karayolu burası ve ulaşım tek şeritten devam ediyor dediğimiz gibi. Çalışmalar burada, Trabzon'dan gelen Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına başladı. Evet, çok aktif bir yol ve bu tarafı tamamen yıkılmış. Bir tarafı da şu anda ulaşıma açık. Tolga sizlere her iki tarafı birden görüntülüyor. Karşı tarafta iş makinesini görüyorsunuz. Uzun saatler boyunca sabah saatlerinden itibaren çalışıyordu. Şimdi kısa bir ara verildi. Kısa bir mola verildi ama ekipler bir ay içerisinde buradaki yol çalışmalarını tamamlamayı planlıyorlar. Ve bu yol her iki şeritte artık ulaşıma açılacak diyelim ve buradan sözü stüdyoya bırakalım.